Welcome to Pay to Win. Bir ağır tankta artı mürettebatı eğitiyorsunuz. Elket cezasız giriyor TD. Artı cezasız giriyor al. Al aga. Bunu Amerikan tankına getiren Watt, sen burayı bildiğin Amerikan belediyesi yapmışsın. Torpilli Amerikan nüfus müdürlüğü burası. İngiliz de getirir, Rus'a da getirir, İsveç'e de getirir, getirir oğlu getirir. Hani bu tüm kuralları bozan, tüm dengeleri bozan bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Bak falan değil abi, bu gerçek. Welcome to Watt. Watt Plus geldi. Watt Plus'ın verdiği en önemli özellik TS-54 tankı bence. Çünkü bu tankı aldığımda çok fazla bir etkinliğini görmedim. Çok fazla diğer tanklardan onu ayıran bir özellik görmedim. Evet işte çift tamlı, DPM'i yüksek vesaire, hareket kabiliyeti kısmen iyi. Fakat bunun dışında eksikleri de var. Top tayarı çıkmadığınız maçlarda sıkıntı yaşayabileceğiniz bir maç tank. TS-54 tankı. Şimdi Watt Plus'ı incelediğimizde Watt Plus 48 TL'ye alıyorsunuz. Watt Plus'ı aldıktan sonra burada mutlaka aktif et butonu var. Orayı aktif et demeden Watt Plus'ınız aktif olmuyor. YouTube'da birçok kişi yazmış. Benim sayfama ve Watt'un formlarına da yazmışlar. İşte aktif olmadı, ne oldu falan filan gibisinden yazanlar var. Belki etmediler, belki aktif ettiler fakat gerçekten bir sıkıntı yaşadıkları için bunu orada dile getirdiler. Infermus, hoş geldin dostum. Hoş geldin. Donanımları sökebiliyoruz. Mor donanımlar hariç tüm donanımları ücretsiz sökebiliyoruz, takabiliyoruz. Watt Plus'ınız varsa. Bunun dışında şurada seçtiğiniz bir tanka yoğun mürettebat programı uygulayabiliyorsunuz. Seçtiğiniz takdirde mutlaka mürettebatınız çevrim içi ya da çevrim dışı olmanıza bakmaksızın, savaşta olmanıza bakmaksızın eğitim kazanıyor. Bunun oranları ne kadar bir bilgim yok açıkçası. Yani ne kadar süre tuttuğunuzda mürettebatınız orada %100 deneyim kazanıyor da %100 büyüyor. O konu hakkında bir bilgim yok. Bunun dışında Plus biliyorsunuz size bir miktar altın veriyor. Bununla alakalı da YouTube sayfama çok yazan olmuş. Onu da nasıl alacağınızı söyleyeyim. Şimdi şuraya geldiğinizde bakın kendi adınıza tıkladığınızda şuraya geldiğinizde bir yer açılıyor. Bir sayfa açılıyor. Burada sizin bir kredi kasanız var. Sizin kredi kasanızın yanında da bir tane altın kasanız var. Bakın altın yediği kasanız var. Bunda ikisinde de maç yaptıkça nasıl kredi ekstra kredi geliyor ve kasaya atılıyor. Aynı mantıkla burada altın da kazanıyorsunuz ve kasaya atılıyor. Bu altınları kredi ne zaman alıyorsunuz? Bu birikmiş kredilerinizi. Onunla birlikte alıyorsunuz ve yukarıdaki buradaki altın bölümünüze ekleniyor. Buradaki mantık bu. Çok fazla kafası karıştırmasın. İşte bu altınlar ne zaman gelecek? Ben hala aldım Watt Plus'ım ama hala altın gelmedi. Nedir ne değildir diye soruyorsanız mantığı bu arkadaşlar. İkinci olarak da bir tane harita engelleyebiliyorsunuz. Ben çok fazla engelleme kafasına diyeyim. Gelsin hepsini de oynarım diyorum. Hani alayına gider diyorum ben. Öyle engelleyeyim engelleyeyim falan kafasına değilim ben. İkinci mantık bu. Şimdi gelelim test server'da. Ben herhalde bunu atlamışım. Test server'da bu tankı incelemiştim. Fakat bu tankın o özelliğini görmemiştim. Bu tankın inanılmaz bir özelliği var. Bu tank top eğimini geçin. -8 zaten çok amşan bir top eğim yok. İşte DPM'ini geçin. Öne çıkan özelliklerini söylüyorum. Taret zırhının özelliklerini geçin. Ki taret zırhı da gayet başarılı bir taret zırhı var aslında. Bunların hepsini geçin. Bu tankın en önemli özelliği torpilli Amerikan belediyesini olması. Torpilli Amerikan belediyesi abi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu tankta Amerikan mürettebatı olması yeterli eğitilmesi için. Artı mürettebatı takabiliyorsunuz. TD mürettebatı takabiliyorsunuz. Light tank mürettebatı takabiliyorsunuz. Ve ceza almadan takıyorsunuz. Ve ceza almadan eğitiliyor. İşte welcome to pay to win. Bu bence çok büyük bir sıkıntı. Test server'da haberim yoktu bundan. Gözümden kaçtı. Belki sonradan geldi. İkisinden de emin değilim. Fakat şu anda oyun farklı bir yere evriliyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki bunu Amerikan tankına getiren Watt İngiliz de getirir, Rus'a da getirir, İsveç'e de getirir, getirir oğlu getirir. Çünkü burada siz bir şey yapmadan çok ciddi bir şekilde tüm mürettebatlarınıza yetiyorsunuz. E abi o zaman ben niye ekstra farklı bir tank alayım? Ya da niye ekstra farklı bir Amerikan premium tank alayım? Almam ki. Gerek yok. Diyeceksiniz ama ileride bence onunla bir çözümünü bulacaklar. İşte olayın boku çıkmaya başlamaya geldiği an. Yani genelde evet bu tank TS-54 tankı Watt Plus ile veriliyor. Watt Plus'ın değeri 48 TL. Her ay 48 TL vererek Watt Plus üyeliği alıyorsunuz. Bu abonmanlığı her ay yenilemeniz gerekiyor. Siz bu tankı garajınızda görmek için her ay 48 TL vermeniz gerekiyor. Vermediğiniz takdirde tank garajınızdan gidiyor.
İçinde bir mürettebat varsa onlar dışa aktarılıyor otomatik olarak diye tahmin ediyorum. İşte olayın, tekrar geri sarayım, olayın boka sarmasının başladığı an. Daha önce böyle bir Iken Futbol diye bir oyun vardı. O oyunda da 11 kişiyle her kişi bir futbolcu yönetecek şekilde oyun oynuyordunuz. Futbol oyunu oynuyordunuz. Çok kısa bir süre oynadım o oyunu. Ardından oyun öyle bir boka sardı ki işte Cristiano Ronaldo koşusu getirdi. Gareth Bale koşusu getirdi. İbrahimovic kafası getirdi. Ve bunlar öyle pertlerdi ki oyuncu bunu alıp kendi karakterine bunu entegre ettiğinde Cristiano Ronaldo koşusunu yapıyordu. Ve sahanın bir yarından diğer yarısına kadar koşuyordu. Ardından Gareth Bale koşusunu yapıyordu. Bir tuşla onları yapıyordu. İşte WoT'taki şey gibi düşünün. Mermi geçişleri gibi düşünün. Tek tuşla onu yapıyordu. Oraya kadar koşuyordu. Ortayı yaptığında yine bir orta perki getirildi. Yaptığınız ortaya rakip takım vuramıyor. Sizin futbol oyuncunuz vurmadan. Böyle bir perk getirdi. Ve oyun inanın bir ay içinde patladı. Çünkü insanlar bu oyunu oynamasının en büyük sebebi şudur arkadaşlar. Bir şeyi başarma. Dopamin hormonu, adrenalin hormonu. Yani ben bu oyunda zorlanıyorum ve adrenalin hormonum artıyor. Dopamin hormonum artıyor. Bir şeyi kazanıyorum, bir şey elde ediyorum, bir şey başarıyorum. Siz insanların elinden bunu aldığınız zaman oyunu pazarlamanız çok daha zorlaşacaktır. İşte WoT'ta artık bir şey çıkaramamaya başladı bence. Ve böyle saçma sapan absürt olaylar geldi. Eğer ki tahvilli Mordo'nun sökme olayı gelseydi, o da gündemdeydi çünkü. O da ücretsiz olarak tahvilsiz sökülebilecekti. İş iyice boka saracaktı. Benim görüşlerim, oyuna yeni başladıysanız, oyun hakkında çok fazla bilginiz yoksa, çok fazla zamanınız yoksa çok mantıklı bir şey. İleride sıkıntı yaşayabilecek duruma gelir eğer bu süreç devam ederse. Hadi Amerikan'a getirelim, hadi Rus'a getirelim derlerse sıkıntılı bir sürece girer. Benim diğer tankları da yaptım. Şu anda ekrana verdiğim bir tablo var. Bu tabloyu ben detaylı olarak YouTube'a da atacağım. Şu anda beni görmüyorsunuz, tabloyu görüyorsunuz. Bu tablo, tankla 10 maç yapıyorum, ben 10 savaş yapıyorum. Bu yaptığım savaşların tamamı ya da bu kullandığım tankların tamamı premium tank oluyor. 10 maçta gördüğünüz gibi burada atılan mermi sayımız maliyete dahildir bu. İşte atılan mermi sayımız var, verilen hasarımız var, gelirimiz var, giderimiz var, toplamda zırh sekmesi var. Yani bize savaş sırasında yaptığımız her şey bir şekilde kredi ve deneyim getiriyor ya. İşte bize ne kadar kredi getiriyor ortalama diye hesapladığım bir şey. Bu tankla toplamda 9 maç yaptık. Bazı maçlar iyi çıktı, bazı maçlar kötü çıktı. Ve gördük ki tankın ortalama getirisi de şu anda 9 maçta 30 bin küsurlarda. Bakın 73 bin kar aldığımız maç da olmuş. 7 bin kar aldığımız maç da olmuş. Kredi aldığımız maç da olmuş. Bunları şunu da belirteyim. Ben bu savaşları yaparken hiçbir şekilde yedek açmıyorum. Klanın yedeği burada açık görünüyor diyebilirsiniz. Onu düşürerek hesaplıyorum. Tankın mümkün olduğu kadar basic halini alıyorum. Yani bunu yapmamdaki amaç ne? Ben tankın kredi getirisini öğrenmek ve değer mi değmez mi diye sormakta. Ama tekrar söylüyorum. Abi sen burayı Amerikan Belediyesi, bildiğin Amerikan Belediyesi yapmışsın. Torpilli Amerikan Nüfus Müdürlüğü burası. Abi kim gelirse Artiç mi gel al. Ama tank ağır tank, boş ver aga gel. Tık alıyorsun. Buradaki sıkıntı büyük abi. Çok büyük. Tankın zırhını falan da anlatayım isterseniz biraz. Nasıl bir zırh mantığı var tankın. Onu da tank cincini açacağım ben. Tank cincini açmadan önce tankın atış olayına geleyim. Hızlı yükleyebilen, seri yükleyebilen iki tane topunuz var gördüğünüz gibi. Rus çift damlulu toplarına benzeyen bir mantığa sahipsiniz. İkisini de aynı anda da ateşleyebiliyorsunuz. İkisini tek tek de ateşleyebiliyorsunuz. Taret zırhınız güçlü, hareket kabiliyetiniz kısmen var. Geri hızınız düşük, ileri hızınız iyi. 15 km geri hızı, ileri hızınız iyi. Ama kendi etrafına dönmeye vesaire bilmem ne çok böyle hareketli bir ağır tank değilsiniz. Çok yavaş da bir ağır tank değilsiniz. Taretinizin güçlü olması artı avantaj ama topunuzun eğilmemesi dezavantaj. Ama bunların hepsini bırakın abi. Bu her mürettebata eğitebilen, artiden şeye kadar mürettebata eğitebilen bir tank. O yüzden muazzam avantajlı bir tank. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Bak ben göstereyim. Bak Teyzon E5 ne diyor abi? Giriyor. Şeysiz. Bu ne yazıyor yanında? M48 şeysiz giriyor. Cezasız giriyor. Ne mürettebatıymış bu? Teyzon E3 cezasız. Shift'ın cezasız giriyor bak. Helket cezasız giriyor. TD Arti cezasız giriyor. Al. Alaga. Bir ağır tankta Arti mürettebatı eğitiyorsunuz. Ya ben senin hani ne yapıyorsun aga? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Yani
Rusların ne suçu oldu? Hiçbir ceza almıyor abi. Seviyede de ceza yok. Sınıfta ceza yok. Birinci seviye artıyı da takabiliyorsunuz. Artı mürettebatını da oturtup çalıştırabiliyorsunuz bu tankta. Onuncu seviye artı mürettebatını da oturtup çalıştırabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde ceza almıyor. İşte bu da aga ne oluyor lan dedirtiyor. Niye böyle bir şey yapıyorsun dedirtiyor bana. Hani buna ne gerek vardı dedirtiyor. Ya WOT Plus geldi, WOT Plus geliyor. En büyük çekincemiz mor donanımın tahvilsiz sökülüp çıkarılmasıydı. Haberim yoktu böyle bir şey olduğundan. Ben yayındayken biri söyledi. Yok canım falan dedim ben. Olmaz dedim. Öyleymiş. Tankın bir eksiği daha var. Tankın bir eksiği daha var. Oynanma anlamında. Bakın şurada bir tane araç sürüş kapağı var. Abi burada çatır çatır yersiniz. O yüzden azıcık hareketli oynamanız gerekiyor. Azıcık hareketli oynamanız gerekiyor. Yani fıtı fıtı yapmanız gerekiyor. İleri geri, ileri geri. Git gel. Sideskirt yapabilecek bir tank asla değilsiniz. Evet, WOT'a yeni güncelleme geldi. Yayını maalesef geri alamıyorsun dostum. Hepsini anlattım az önce. Da abi hiç sanmıyorum ya. Hiç sanmıyorum abi. Hiç sanmıyorum Skyrim. Yani baksa bak baksa hiç komik değil. Bak değilse hiç komik değil. Anlatabiliyor muyum? O korkunç. Hani trajikomik o. Bota yeni güncelleme geldi dostum. Evet dediğim gibi. Yayın birazdan kapayacağım. YouTube'a şeyini atacağım. Tekrarını atacağım. Oradan izleyebilirsin. Şeydeki gibi biraz lakla atıyorsunuz arkadaşlar. Rus şeylerindeki gibi. Obje 705 mi 702 miydi? Neydi? Rusların çift namlulu tankları. Onlardaki gibi böyle bir tık şeyde atıyorsunuz. Lakla atıyorsunuz. 5 saniyede yüklüyor ilk topu. O da çok güzel bir şey. Hemen çıkıp vurmam lazım. Hasar alma pahasına çıktım yalnız ha. Abi artı de yani ne kadar sevdi beni ya. Hiç şey değil yani hani enteresan. Tamam son maçı da yaptım ben. Çok böyle oynayasım gelmedi. Evet. Şunu da söyleyeyim. Bombayı atış edin. Beni uyardın. Çok mantıklı bir şey. Tankınız mermi hızı inanılmaz yavaş. Birinci mermide 800 küsurlarda, ikinci mermide de 1000 küsurlarda. Hani şey diyeceksin, ya ağır tanksın abi falan diyeceksin ama ya yeri geliyor uzağa da ateş etmek zorunda kalıyorsunuz. Abi tank cicini açacağım şimdi abi şeyi. Şimdi 48 TL aldığınız bir tank, dediğim gibi sizin işinize yarayacak bir tank. Oynanır mı bu tankla? Oynanır. Almayın demem. Hani 48 TL'ye satıyorlar, alın derim. Ama bu tank WOT. 300 liraya koysaydı, 280 liraya koysaydı almayın derdim. Gerek yok derdim. Böyle bir tanka para verilmez derdim. Çünkü çok böyle bir kabiliyeti olan bir tank değil. Abi topu eksi 8 derece eğiliyor. Sizin ön zırhınız bu açıda iş yapıyor. Top tire çıktığınız zaman iş yaparsınız. Seviye 9 geldi mi sizin içinizden geçer. Seviye 10'u saymıyorum bile. Ocak, yağ geliyorlar falan içinizden geçer. Yağ geliyor tarafınıza deliyor. Side scrape yapamıyorsunuz. Ön altınızı saklamanız gerekiyor. Geri hızınız yavaş, ileri hızınız hızlı. Ama hareket kabiliyetiniz yani çevik bir tank değilsiniz. Bunlar dışında şuradaki inanılmaz bir sürücü kapağından çok rahat atış yiyebilecek bir tank. Benim şeyim 48 TL'ye özetim. 48 TL'ye alınabilecek bir tank. Abi topunu mopunu her şeyini bırak. Her şeyini. Topunu bırak işte bilmem hareket kabiliyetini bırak. Alfa hasarını bırak. Artısını eksisini bir kenara bırak. Tank kardeş diyor ki benim en büyük artım diyor ki aga ben diyor senin her türlü mürettebatını diyor eğitiyorum diyor. Ben diyor torpilli bir belediye personeliyim diyor. Kim varsa getireceğim sen bana diyor. Ve savaş olmadığı zaman bile eğitiyorum diyor. Yani abi artı mürettebatı eğittiğiniz bir ağır tank var ya o oyunda. Hani bu tüm kuralları bozan, tüm dengeleri bozan bir şey. Ben şimdi kapatacağım botu.
Benim mürettebatlarım eğitilmeye devam edecek. Al, oku. Seçili araç mürettebatı. Sürekli bir mürettebat DPC bonusu alır. Bonus, kaç mürettebat üyesi olduğuna bağımsız, her mürettebat üyesi için aynıdır. Not. Bonus, özel araçlara ve uygun olmayan mürettebat üyelerine uygulanmaz. He. Diyor ki özel araç mürettebatlarına ve uygun olmayan mürettebat üyelerine uygulanmaz diyor. Tamam, güzel. Burada biraz toparlamışlar ama ne olursa olsun ben artı mürettebatı da burada eğitebiliyorum. Yani buna artı mürettebat da koyup savaşta deneyim kastırabiliyor. Uygun olmayan mürettebat üyelerine diyor. Uygun olmayan mürettebat üyesi de yok ki ama buna. Yani bizim eksi aldığımız mürettebat üyesi yok. Ha, burada şunu kastediyor. Bir dakika. Burada şunu kastediyor arkadaşlar. Bir Rus, bir İngiliz, bir Fransız mürettebat üyesi takıyorsanız onları uygulanmaz diyor. Çünkü bakın ben burada bastığım zaman buraya mürettebat üyelerine şuna bastık zaten de. Şuna bastığımda başka bir mürettebat üyesi almaya geldiğimde tamamen uygun olanları gösteriyor bana. Yani anlatabiliyor muyum? Bak falan değil abi, bu gerçek. Welcome to what? Anlatacaklarım bu kadar. Bakacağız bakalım neler olacak, neler gidecek. Evet, son yayını toparlayıp kapatacağım. Var mı soracağınız bir şeyler? Ben hepinize teşekkür ederim. Siz bana teşekkür etmişsiniz ama ben hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. WoT Plus almayı unutmayın. Çünkü herkes bir avantaj sağlayacak. Siz de o avantajdan yararlanın.